Hedefimiz şu. İnşallah büyükşehir olduktan sonra Bandırma'ya bir üniversite, Körfez bölgemiz Edremit'e bir üniversite, Balıkesir 3 üniversite. AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı uzun konuşmada genel manada yapılanları anlatan Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur, Balıkesir'le ilgili değerlendirmelerde bulunarak bilgiler verdi. Bunu da gerçekleştirecek. Çünkü şu anda 40 bine yakın bir üniversite öğrencimiz var. Efendim Bursa'da o yollarla ilgili de çalışmalar var. Balıkesir'de bu otoyolların kavşağında bir il. Balıkesir yükselen değer. Bölünmüş yollarıyla, otoyollarıyla, demir yollarıyla. Tabii şimdi Ankara'dan Bursa'ya gelen hızlı tren Bursa Balıkesir efendim Çandarlı Limanı. Evet, hızlı tren. Bu da programda var. Şu anda yatırım programda yok ama önce Bursa'ya kadar bitirilsin, onların arkasından bu gelecek. Lojistik köyümüz orada bitiyor işte. Yakında faaliyete geçecek. Balıkesir'deki ihracatçı hem Çandarlı Limanı'na, hem Bandırma Limanı'na, hem Mudanya Limanı'ndan malını dünyaya ihraç edebilecek. Balıkesir'e yalnız milli eğitimi söyleyeceğim. Yolları, şeyleri falan değil. Tabii şimdi hastane dediğimiz zaman Bigadıç'ta temel atıldı, hastane yapılıyor. Dursun Bey'de yapılıyor. Gönen'de yapılıyor. Ayvalık'ta yapılıyor. Erdek Hastanesi bitti. Balıkesir'imizin şehir hastanesi 220 bin metrekare. İçerisinde bütün efendim her bölümün olduğu nükleer tıbından, onkolojisinden, kardiyovaskülerinden hepsinin olduğu bir hastane. Son aşamaya geldi. İnşallah bir ay içerisinde ihalesi yapılacak. Takip ediyoruz. Her hafta efendim TOKİ'yi arıyoruz, Sağlık Bakanlığı'nı arıyoruz. Tabii tıp fakültesi hastanesi bitti. Tıp fakültesi hastanesi de bir iki ay içinde açılacak, hizmete girecek. O da 200 yataklı. Orada 60-70 trilyon para harcadı bu devlet.